Her hafta kurulan Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki pazarda fiyatlar nasıl? Esnaf ve vatandaşa sorduk. Yaz mevsiminin son zamanlarını yaşadığımız şu günlerde her hafta Abdullahpaşa Mahallesi'nde kurulan semt pazarında sebze ve meyve fiyatlarını vatandaşlar ve esnaflara sorduk. Fiyatlar nasıl? Yani fiyatlar her geçen gün yükseliyor. Genel olarak zaten piyasada bir yükseliş var ama seçiyoruz artık ondan az mı alalım, bundan çok mu alalım, bu meyveyi yemeyelim moduna girdik. Maalesef biraz sıkıntılı. Vatandaşlar bu hafta tezgahlardaki meyve ve sebze fiyatlarından memnun kalmadı ancak buna rağmen semt pazarındaki yoğunluk dikkat çekti. Bir bak hele alanlara bak. Tıklım tıklım ama alan kim? Kime elinde ne var bir bakın hele. Aldığı bir kilo iki kilo bir şey alıp gidiyor yani. Yoksa yani öyle eskiden mesela geldiği zaman adam bir kilo alacağı yerde beş kilo alıyordu. Ama şimdi yok hep kilo kilo almaya çalışıyorlar. Vallahi şimdi sabah kurutmalık biber aldım 10 liradan aldım. Ondan aşağı biber yok. Ben karpuz alacağım 2,5 lira diye. Yani biz emekliyiz bize göre pahalı. Sağ ol. Vallahi hepsi de bu mevsimine göre çok çok yüksek. Bunu neye bağlıyorsunuz peki? Bilemeyeceğim neye bağlıyorum. Üretim yok. Üretim yok. Olmadığı için de hepsi yüksek yani şu an. Meyveler normalde yaz mevsiminde uzun yani ucuz olur. Genel olarak yüksek görüyorum. Meyve yaz mevsiminde yenir. Çocuklarımıza meyve yedireceğimiz zamandır yaz mevsimi. Ama her şey yüksek maalesef. Daha biber alacağız hemen daha hemen. Fiyatlar nasıl efendim? Vallahi fiyatlar ben burada misafirim ama yeni girdik daha. Bilmiyorum biraz pahalı ama. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'da nasıl pazar fiyatları? Burayla karşılaştırırsın. İstanbul pahalı. Evet. Neden? Burası daha pahalı. Evet. Elazığ ucuz mu? Elazığ ucuz üren üzerine. Evet. Hanımefendi diyor ki İstanbul'da daha pahalı. Siz aynı fikirde misiniz? Ben aynı fikirde değilim. Burası İstanbul'dan pahalı. Ben çünkü televizyonda izliyorum. Gösteriyor orada mesela. Diyor ki 12 lira, 14 lira. Ben bakıyorum ki bizde 15 lira, 20 lira. Elazığ esnafı daha pahalı satıyor. Elazığ'da çok şey, Elazığ'da pahalı, her şey çok pahalı. Pazarcı esnafının bazıları fiyatların pahalı olduğunu belirtirken bazıları da uygun olduğunu ifade etti. Fiyatlar yani ekonomi şartlara göre her ne kadar normal sayılsa da ama pahalıdır. Millette alım gücü bayağı düştü. Bugün domates 7-7,5, biber 10-12, patlıcan 7-7,5. Bunlar yani halka göre alım gücünün düştüğünü gösteriyor. Çünkü biz geçen yıllarda buraya biber getirdiğimiz zaman 30-40-50 tane biber getiriyorduk. Şu anda gelen biber sayısı 10-15'i geçmiyor. Burada ne oluyor? Millet kışlık için gelip 10-15 kilo, 20 kilo eskiden kişiye bir şey torba alıyorlardı. Ama milletin bilgisi olsun bugün kışın biberi 30-40'dan, domatesi 10-15'ten, patlıcanı 20-30'dan aşağı yemeyeceklerinin göstergesidir. Böyle olunca tedbirlerini alıp da bu fiyatları kabullenip alışverişlerini yapmasını tasfiye ediyoruz. Tam aksine biraz düştü abim. Fiyatlar yani üzümde büyük bir düşüş var. Şeftali de var. Mesela şeftali 10 liraya düştü. Üzüm 10 lira ortalama 12-12,5 10 lira arası satılıyor. Yani fiyatlar düştü abim normal. Öte yandan geçtiğimiz haftalara kadar 12 TL'yi bulan fiyatlarla satılan patateste düşüş var. Bazı şeylerinde düşüş var. Yani ne? İkinci grup olan var, bir de birinci grup olan var. Birinciyi mesela 12 milyona falan satıyorduk. Şu an birinci sınıfı 10 liraya düşmüş. İkinci sınıfı da 8 liraya düşmüş. Şu an bir de bir daha ufak dediğimiz bir patates gelmiş. O da 6 lira. Yani şu an şey ortalamasına göre iyi. Yani mazotun fiyatı, ondan sonra çiftçinin, komisyoncunun derken ister istemez fiyatlarda hani biraz alış fiyatının üstüne çıkıyor yani. Son günlerin zam şampiyonu yumurta marketlerde 57 TL'ye kadar alıcı bulurken pazarda ise 40 TL'den satılıyor. Yumurta fiyatları marketlerde şu an 50 ve 55 arası diye satılıyor. Bizde de 40-45'te satılıyor. Şu an bu pazarda 40 TL veriyoruz. Cüzi bir miktarda karımızı koyup halka hizmet ediyoruz. Ucuz vermemizin tek sebebi hani millet pazara alışsın diye, millet alışverişini yapsın diye. Böylelikle millet de hem de kolaylıkla alışveriş yapıyor. Tabii 40 lira pahalı bir ürün. Şu an halede zam gelecek diyorlar. Pazartesi günü. İnşallah zam gelmez. Halkımız uygun bir fiyata yumurta yer.
Yani pazar marketlere göre biraz daha uygun olabiliyor dediğiniz gibi. Yani biz de bakıyoruz işte bütçeye uygun şekilde alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Peki günde kaç koli satıyorsunuz? Yani günlük 60-70-80 arası koli yumurta satıp biz de kendi yumyemizi çıkartıp evimize ekmeğimizi götürüyoruz.